Merhaba, bugün 4. defa aynı mekana gidiyoruz ve yine oturamayacağız. Bu seferki kendi salaklığımız ama burası gerçekten inanılmaz popüler ve kalabalık bir yer ve hak ediyor. Hikayesini anlatacağım zaten. Şimdi gelin epik kruvasan yiyelim. Manyak mısın ya? Yedi gerçekten. Ama çok güzel. Kuş musun sen? Yedin mi sen? Bebeğim, güzel kruvasan yemeye gidiyoruz. Niye kuş yemeği yiyorsun? Hayır, saçmalama. Hayır. Kendim ben kruvasana saklıyorum. Şimdi buraya 3 defa gittik. 3'ünde de oturamadık. Birinde hiçbir şey alamadık. O kadar kalabalıktı. İlk defa bugün pazartesi rezervasyon yaptırarak gitmeye karar verdik. Çünkü önden girip masa ayırtabiliyorsunuz. Ama bir tek pazartesi günü rezervasyon almıyorlarmış. Yani mekan kapalıymış. Sadece take away'e izin var. Dolayısıyla gideceğiz. Kruvasanımızı alacağız. Parkta oturup yiyeceğiz. Ve umuyorum bu videodan sonra bir gün oturup yeme fırsatımız olacak. Ama o gün bugün değil. Çözdük sanmıştık. Aynen. Sistemi çözdük sanmıştık. Çözdük. Mekanda vitrinde gördüğünüz tatlı ve tuzlu opsiyonlar haricinde mutfaktan taze ürün sipariş edebiliyorsunuz. Feyza White istedi. İçinde cheddar peyniri, mozzarella, füme hindi ve yeşillik olan bir kruvasan. Bense three cheese istedim. Adı üstünde, içinde 3 tane peynir var. Cheddar, mozzarella ve tel peyniri. Hazır ürünler arasında ıspanaklı kiş, pastırmalı çörek gibi hamurlar da var tuzlu, karamelli, fıstıklı, çikolatalı tatlı kruvasanlar da var, bol çeşitli ve lezzetli kurabiyeler de var. Yemeklerimizin yanına ise Ice Americano sipariş ettik. Cinnamon. Ha, tarçın, okey. Karamel biraz ağır olur, teşekkürler. Tamam, o zaman böyleyiz. Tamamdır. 118 lira. Yine insanların tatlıları. Benim tatlım. Pazartesi günleri masa servisleri yok. Masalarını kapatıyorlar. Böyle bir güne denk geldi çekimimiz. Fakat şu gördüğümüz kısımdan, ister vitrinden, ister menüden seçiminizi yapıp paketinizi alabiliyorsunuz. Biz de bu usulde yapacağız. Çünkü tam karşısı şu tarafımız Yoğurtçu Parkı. Ve oraya piknik usulü istediğiniz gibi oturabiliyorsunuz, geçebiliyorsunuz. Biz de o şekilde yapacağız. Bu da kruvasanı beklerken içmelik kahve. Boğaz buzlu olan. Bekleme salonu. Beklediğimize değecek mi? Kesinlikle değecek. Ya da bilmiyorum. Ya normalde vitrin çok daha dolu, çok daha güzel oluyor. Biz şansımıza gerçekten gelip mekanın kapalı olduğu tek günü seçtik arkadaşlar. 1000 IQ'yum. Bu benimki sanırım. 3 peynirli. Ne vardı bunun içinde hatırlıyor musun? Cheddar net görünüyor. Mozzarella. Tel peyniri. Seninki white. Aynen. Bu benim geçen yediğim. Gayet güzel. İçinde hindi füme, cheddar. İşte bu salatalık, malatalık var. Sosları açabilir misin? Kruvasanın yanında kruvasanı bandırmalık. Böyle kremamsı bir itemimiz var. Öyle harika el yapımı gibi hissettiren ve büyük ihtimal öyle olan bir pesto sosumuz var. Bir de ne olduğunu bilmediğim, hiç denemediğim ve denemeyi düşünmediğim biraz daha koyu acılı bir sosumuz var. Evet, büyük ihtimal acılı olan. Gerçi ben bunları çıkardım ama elle girişeceğim şimdi. Kruvasan dediğin elle yenir diyeceğim ama bakalım dökmeden yiyebilecek miyim? Sıcacık. Evet, 3 peynirliyi ilk defa yiyorum. Hadi bakalım. Salatalık çatalla mı yenir ya? Şehirli. Köylü değil. Ama ayıp oldu bu da. Olmadı olmadı. Köylü milletin efendisidir. Şeye mi batırdın? Yani sen canın ne istiyorsa onu yap. Ben olsam kremaya batırırdım. Hatta dur kendim yaparım. Kimseye muhtaç değilim ben bu hayatta. Burası hiç konforlu değil.
Doğru değilmiş ya. Önceden böyle değildi burası. Her zaman yediğimden benim. Hayır, bunu her zaman ben yiyorum, yalan söyleme. Ama ben bir tane değiştirdim sadece. Eşit yedik yani. Sen de 3 tane yedin, ben de 3 tane yedim. Bu benim 3. Nasıl? Her zamanki gibi. Mükemmel. Peki bu kruvasanı özel yapan şey nedir? Neden? Millet buna niye sıraya giriyor? Niye bu kadar harika? Diğer kruvasanlardan farklı. Gerçekten farklı. Yağı mı böyle ağır değil, daha hafif hissettiriyor. Yani standart bir kruvasanın ağırlığı elbette var ama böyle baymıyor. Ve malzeme kalitesi çok şey yani. Evet, pesto sos falan harika mesela yani. Gerçek pesto sos buymuş diyorsun yediğinde. Konforlu şeyi değil. Çünkü kruvasan çok dağılan bir şey. O yüzden zaten bu bayrakla desteklemiş durumdalar. Ama tabii video çekerken ekstra zor oluyor. Böyle ellerin kırıntılı falan uğraşıyorsun. Bir de bebek gibi dün alınmış iPhone 13 ile çekiyoruz ama bence değerli bir yatırım oldu çünkü kamerası harika. Neyse, kruvasan anlat. Neyse ki sonsuz pesto sosum var. Gerçekten böyle çıtır, hafif, harika bir kruvasan ve tüm malzemeler çok kaliteli. Yani hamurundan pesto sosuna, içindeki peynirine, her şey müthiş. Park mükemmel. Doğayla iç içesiniz. Merhaba, ben hangimizdim? Hı? Güzellik. Pesto sos yer misin? Hı? Gözlerin gibi yemyeşil. Bana gözlerin gibi yemyeşil, aynen. Videoyu uzatırız, 10 dakikayı geçirir para kazanırız. Mis. Bu arada pazar günleri rezervasyon yapılmıyor. Hatta hafta sonları yapılmıyor. Aa, doğru bilgi. Ama aynen. Salı, çarşamba, perşembe, cuma günü böyle gitmeden 45 dakika önce ararsanız sizi listeye alıyorlar. Biz gittiğimizde 12 masa bekliyordu. Rezervasyonsuz gitmeyin, oturamazsınız. Mümkün değil yani. Ya da böyle mesela buraya geldiniz. İsminizi ve numaranızı veriyorsunuz. Buralarda takılıyorsunuz böyle. Sonra sizi arıyorlar. Hani gelip oturabilirsiniz diye. Onu hiç denemedik. Ama elbet bir gün. 600'da falan. Yani. Başladım. Şimdi tabii de fiyattan bahsedelim. 118 TL. 2 kruvasan ve 2 kahve. Kahve bence güzel. Ben beğendim. Yani böyle über bir kahve değil ama ortalama altı bir kahve değil. Ortalama üstü bir kahve diyelim. Ve hani doymanız için en azından bizim gibi obur insanlarsanız ortaya belki bir kruvasan daha veya bir tatlı daha veya kiş var. İşte çöreğimsi şeyler var. Onlardan falan alınabilir. Bu da iki kişi şöyle 150-160 TL'ye çıkacağınız anlamına geliyor. Böyle hamur işi bir kahvaltı için yüksek bir fiyat ama kaliteli zengin mekan diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bir tane de jasmine green tea with cheese. Medium large mı? Medium yeterli değil mi? Standart mı oluyor? Standart olmayanı nedir? Buz ve şekerden biraz. Ha, standart olsun. Hatta benimki yani bu az şekerli olabilir. Jasmine green tea, tamam. Baba olsun British milk gibi. Şimdi ben peynir köpüklü çay aldım. Feyza da English milk tea aldı, yani sütlü çay. Üstüne bir de boba ekletti. Bana hani biz bunu sunum için böyle veriyoruz ama karıştırın dediler. Dolayısıyla şöyle bir çalkalayalım. Bakalım neye benzeyecek. Peynirli çay kulağa oldukça korkunç geliyor ama peynir severim. Merak ediyorum. Çay severim. Olsun. Yeşil çay bu arada. Jasmine. Yeşil mi oluyor? Yasemin çayı. Onunki tabi boba pipeti. O çayın dibindeki jelatinimsi topları içebilmesi için. Bakınız, kafam kadar pipet. Çok kötü görünüyor burada, yakından bakma. Bayağı partiküllü görünüyor. Tatsız. Aynen.
Dene bakalım. Sütlü çayını. Aynen. İngiliz. Çay. Ağzıma şey de geldi. Mutun amacı o. Ben... Ne oldu? Bunlar çok rahatsız edici. Niye? Normalde bubble tea mantığı da değil dedi adam. Patlamıyor yani. Hı-hı. Ama ha, ağzında bitmeyen tatsız bir şey çiğnedi. Değermek istiyorum. Kompleks ya bu. Bitmiyor bu kompleks, çarpanlı bu. Sonsuza kadar çiğnemek gerekiyor. Ben beğendim tadını. Kompleks ya, bildiğin kompleks. Ben yuttum. Oha gerçekten bitmiyor bu arada. Ben bunu açmaktan vazgeçtim, ben bunu saplayacağım. Bana işlemiyorsun, dön diye bunu açmaya çalışıyorsun ya. Evet, peynirli çay deneme vakti. Peynire dair hiçbir şey yok ki bunda. Benimkine çayı güzel bu arada. Hafif bir süt tadı var, o kadar. Aynen, bunda sadece şey var. Süt tadı. Yasemin çayı var sadece. Peynire dair hiçbir şey yok. Beklediğim kadar vurucu bir şey değil. Bu güzel. Gerçekten kompleksi içtiğinizi düşünün bu. Bu da çok hafif süt aroması olan bir de yeşil çay, ama lezzetli mi dersen bence lezzetli. Hmm. Tamam, beğendin mi? Ama sadece şey, peynirli denmesi saçma bence yani. Sadece görünüş olarak peynirli bir şey eklemişler. O da peynir. Bunun şeylerini hiç beğenmedim ben. Babasını beğenmedin sen onu, evet. Tadı kaçmış, jelibon gibi. Neyse, sütlü çay merak ediyorsanız ya da seviyorsanız, kulağa geldiği kadar iğrenç değil. Ben denenebilir buldum. Saygılarımı sunarım. Evet, sen nasıl buldun Gamze? Ben böyle saçma şeyleri çok severim. O yüzden şu an hoşlanıyorum şunu çiğnemekten. Gerçekten cornflakes gibi bu arada. çayın aroması da çok güzel. Ben daha içeyim. Ben bunu içerim. Bir tane net pozitif ben yorumumuz oldu. Ben her gün... İki günde bir içerim şundan. O kadar diyorsun ha? Aynen. Bundan dene. Düzenli tüketecek kadar beğendin yani. Evet. Ondan hoşlandım bayağı. Peynirli çay. Bildiğin Yasemin çayı. Çok güzel. Bildiğin sağlıklı bir soğuk çay ya şu an. Peynire dair hiçbir şey yok ki. Ya biz sana mekan keşfetmiş olduk. Gerçekten ikisini de sen daha çok beğendin. Ben buraya giderim. Ben değilim değil mi? Hmm, bu onun orada. Benim favorim bu şu anda. Bundan alırım, ekstra da şundan istettiririm yani. Pekala, teşekkür ederiz değerli yorumların için. Biz bu kadar beğenmezken senin beğenmen çok iyi oldu. Ben senin çok... Ah, senin şeyleri çok güzel. Gülü kapatmaya bir öncecik dövmesi yakışır demiş bu. Bir Bear Bears dövmesi. Oradaki kutup ayısı 12 yaşında olduğum için. Baksana ıspanmış oldu benim kollarım. Kollarım. Kuru tıraşlar. Öyle arkadaşlar. Nasıl olmuş? Ailemizin dövmecisi. Hemen reklam için Venus Inc. logosuna koşuyorummuş. Evet, günün kapanışının vakti geldi. Kruvasanlar harikaydı. Keşke pazartesi günü gitmeseydik. Keşke... Vitrinlerin daha dolu, mekanın daha canlı, imkanların daha geniş olduğu bir zamanda gitseydik ama yaptık artık bir hata, videoyu kaçırmak istemedik. Çaylar dandikti. Tarz meselesi tabii. Aynen, hani ben gün içerisinde içtim. Bir daha alır mıyım? Belki o peynirliyi alırım. İçtim da... dedi, ha gerçekten peynirliyi içtim biraz. Kendininkini hiç içmedi. Yasemin çayı çok güzeldi. Ondaki ana madde Yasemin çayı. Peynir olmasa falan da hiçbir şey yok. Peynir en başta da tadı yoktu. Sonradan da tadı yoktu zaten peynirin. Mantıklı. Onun dışında dövme yaptık. İşte. Dövme. Onunki daha tabii havalı. Çünkü benimkini gerçek bir dövmeci yaptı. Hayatımda ikinci dövmesi olduğu için Feyza'nın.
Basma üstüne deli misin ya? Dördüncü falan aslında. Bir şey olmaz herhalde. O zaman dağılalım isterseniz çok hadi şey yapmadan. Teşekkürler video için. Ben beğendim bayağı. İnş. Daha editlemedik. Ay bir dakika. Çok salladım benim. Midemdeki peynir. Çay. Başak. Ne oldu? Oldu. Ya canlı yayındayız efendim geçen.